Gençler selam. Ben Buğra Başkan. Star Series'in mini serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz diyorum. Yine enteresan ve bir o kadar da detaylı bir oyunla karşınızdayım. Bu arada benim karakter maşallah yayılmış. Başkan, kah hadi. Uzaydayız. İşimiz gücümüz var ya. Dur bakayım şuna. Kendime benzetmeye başladım artık. Bu kadar oldu gençler. Benim zayıf halim ya. Öyle düşünebilirsiniz. Evet. Devam edelim. Nedir Star Citizen? Önce bir bunu söyleyelim hani oyunu bir iki cümleyle açıklayalım hesabı. Hoş gerçi bu oyun öyle iki cümleyle açıklanacak kadar bir oyun değil. Baya baya detaylı ama. Uzayda yaşam simülasyonu diyebilirim. Oyun multiplayer bir oyun, online bir oyun yani. Yaşam simülasyonu muhabbetini de açarsak gençler şöyle düşünün yani oyunda neler yapabilirsiniz? Misal korsan olabilirsiniz. Gidersiniz vatandaşın gemisini patlatırsınız, malına çökersiniz. Ya da çöpçü olabilirsiniz. Uzaydaki işte döküntüleri, patlamış gemileri toplayıp onları öğütüp tabi bunu ekibinizle yapmanız gerekiyor. Oradan gelir sağlayabilirsiniz. Madenci olabilirsiniz. Tek başınıza yaparsınız. Madenci geminiz asteroitlerde yaparsınız. Gezegenlere inip maden yaparsınız. Veya da bir ekiple birlikte bir işlere girersiniz. Bir ekibin parçası olursunuz. Ekipte koruma olursunuz. Pilot olursunuz. Geminin bir üyesi olursunuz. Çünkü bu oyunda çok büyük böyle 7-8 kişinin kullandığı hatta daha fazla kişinin de kullanacağı gemiler de ileride gelecek. Şu anda da 6-7 kişinin kullandığı gemiler var. Ya kısacası gençler hani dedim ya uzayda yaşam simülasyonu. Yapabileceğiniz şeylerin ucu bucağı yok. Oyun dediğim gibi Early Access'te fakat şu anda bile çok detaylı. Zaten şimdi ben biraz da oynamaya başlayayım. Detayları ufak ufak siz de fark edeceksiniz. Yaşa işte ya. Merhaba birader, hoş geldin. Selamünaleyküm. Evet, Port Arisa'dayız biz. Burası böyle ana istasyon gibi bir şey. Burada doğuyoruz. Şuradan gemimizi çıkaralım. Ha bu arada. Siz bu videoyu izlediğinizde oyun hala bedava statüde olacak. Ben de şu anda oyunu bedavayken oynuyorum. Başa tutturulmuş yorum ve video açıklamasına bazı linkler koydum. Onlardan o linkleri ve oradaki yönergeleri takip ederseniz çocuklar bu oyunu bir süre bedava oynayabilirsiniz. Bunu yapın. 5000 USD para veriyor. Yok eğer siz bu videoyu böyle yayınlandıktan 1-2 hafta sonra izlerseniz ama illa da ben bu oyuna gireceğim diyorsanız gene o yönergeleri izleyin. En azından o 5000 USD'yi yani oyun içindeki 5000 parayı kaçırmamış olursunuz. Yorumlarda bilgiler de var. Kaçırmayın bunu. Güzel bir avantaj olur sizin için başlangıçta. Cutlass Black kullanacağım gençler ben. Seviyorum bu gemiyi. Bu gemiyle başlayalım. Haydi bakalım. Geliyor gemiyi koyuyor. Tamam. D01'e koydu. D01'e gideceğiz. 05 08 burası. 0 tam bu taraftan. Bakın şuradaki yönergelere göre hareket ediyorum. Gel bakalım. Okey. Buradan bir şöyle gideyim de gençler. Şurayı bir görün şöyle. Biz birazdan çıkacağız ve buralarda uçacağız. Yani boyut muhabbetini görün. Ama burada da şurada da birinin gemisi var galiba. Boyda bu arada gençler bu oyunun en düşük grafikteki ayarları. Yani en düşüğü buysa en yükseğini ben de çok merak ediyorum. Gerçi kaldırıyor ya. Yani o konuda sıkıntısı yok. Birazcık sistem isteyebiliyor. Evet, ufaktan biz gidelim. 01'e koymuştu. Evet, şimdi burası airlock. Buradan sonrası artık uzay. Ben an itibariyle bu şekildeyim. Böyle uzaya gidersem ne olur? Yani gerçek yaşamda ne olur? Ölürsün yani. O yüzden kıyafetlerimi giyeceğim gençler. Prime'ımız da 2 olmuş. Hey maşallah. Demin birilerini patlattıydım. Ne yapayım sataştı. Neredeydi? Evet. Equipment Manager. Undersuit. Buradan kıyafeti giyelim. Save changes and equipped. Şimdi tabi burada silahlarım geldi benim. Farklı farklı silahlar. Ve farklı farklı armor bilmem ne. Bunlar nereden geliyor derseniz yine gerçek hayatta olduğu gibi gidiyorsunuz ve alışveriş yapıyorsunuz. Yani mesela şu anda bakın burası silahçı. Bu ekrandan da alışveriş yapabilirsiniz. Gidip buralardan da böyle hani mağazadan alışveriş yapar gibi. Bunu istiyorum, bunu istiyorum falan filan. Ondan sonra parasını öder. Yine aynı şekilde şu kıyafetçiyi de bir göstereyim. Ondan sonra da çıkayım. Bakın işte burası da kıyafetçi. Gidiyorsun, satın alıyorsun falan fiş mekan. Üstelik sadece bu istasyonda değil. Gezegenlerde de var. Başka istasyonlarda da var. Oyun çok detaylı gibi. Evet şimdi airlock'a giriyoruz. Bu basınç ayarı yapacak. Böylece böyle pıs diye bir anda uzaya fırlamayalım hesabı. Haydi bakalım. 01'deydim. Öyle hatırlıyorum yani. Evet. Artık uzaydayız bu arada. Şöyle göstereyim.
gidersek tamamdır. Haydi bakalım. Evet, gemimiz bu gençler. Bu arada karşımıza da büyük ve güzel bir gemi gelmiş. Dur bir yandan da onu da gösterelim. İniş yapıyor galiba. Ha, inmiş inmiş. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Çok güzel. Bizim gemi bu. Tabii şimdi bunun yanında benimkisi biraz küçük kaldı ama yapacak bir şey yok. Yani bu adamlar yememiş içmemiş gemiyi almış yani. Arkadaşım bu nedir ya? Ya kendi gemimden utandım. Video çekiyorum burada ya. Neyse. Biz binelim gençler gemimize. Herkese kendi gemisi güzel. Benim gemi de iyidir ya. Cutlass Black de iyi bir gemi. Burada da bir Aurora var. Buradan şeyi açalım. Yalnız etrafta oyuncu moyuncu var mı abi? Arada gelip gemiye sızmasınlar. Bir kere öyle benim gemiyi kaçırdılar da gençler. Adam kapak açık diye gemiye bir bindi, çaldı gemiyi. Koş 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 koş. Hemen kapat abi şunu. Kapat. Kapat kimse gelmesin gemime. Olabiliyor böyle bir şeyler. Evet, Cutlass Black içi bu. Ben bu gemiyi niye seviyorum? Çünkü kargo alanı da var. Silahları da güzel de, roketleri falan var. Özellikle onlar çok işe yarıyorlar. Şu etrafta gördüğünüz objeler süs için durmuyorlar çocuklar. Çoğuyla etkileşime geçebiliyorsunuz. Mesela şuradaki yatak etkileşime geçtiğimiz objelerden biri. Uzaydasınız. Uzayın orta yerindesiniz. Logout yapıyorsun, çıkıyorsun, orada doğuyorsun. Keza bir süre sonra oyuna şey de ekleyecekler. İşte acıkma, susama, tuvalet vesaire de ekleyecekler. O yüzden böyle gemiden bazı gemilerin böyle kendince mutfağı var. Tekrardan istasyona gidip yemek yemek zorunda kalmayacak. Eğer gemide yemek stoğu varsa ondan pıtı pıtı bir şeyler yapacak. Yemeğini yiyecek. Uzayda mevzusuna devam edecek. Yaşam simülasyonu. Unutmayın. Evet. Biz pilot koltuğuna geçelim. Bu arada olur da oyunla ilgili çok daha detaylı, ıncığına cıncığına kadar her türlü oyunun dinamikleriyle ilgili bir anlatım istiyorsanız yine video açıklamasına ve başa tutturmuş yoruma koyacağım. Pantoa yani Tahir abimiz var. Bu oyunda çok bilgili. Onun kanalını da koyacağım. Onu da bakabilirsiniz gençler. Tahir abi bu işi çok iyi biliyor yani. Benim bu videoda yanıtlamadığım, vaktimin olmadığı pek çok soruyu o zaten kendi kanalında yanıtlıyor. Oraya bakmayı unutmayın. Evet, gemiyi çalıştırdım artık. Normalde tuşlarla muşlarla da bunu yapıyorsunuz da ben böyle biraz daha yani RP yapmayı seviyorum. Bu arada oturma animasyonunu gördünüz değil mi? Böyle gidip pıt diye oturma. Döndü möndü, havaya kalktı bilmem ne. Evet. Sistemlerimiz çalıştı. Bu paneller şekil olsun diye burada değil çocuklar. Bunların hepsiyle iletişime geçilebiliyor. Ya ben silahlarla ilgili ufak bir ayar yapacağım. Ya. Çok karışık olduğunu zannetmeyin. İnanın bana bir günde çözüyorsunuz diyebilirim. Tamamdır. Dışarıdan da şöyle gidelim. Kalkıyoruz. Kocaman gemi de karşımızda. Ona da çarpmayalım mümkünse. Tamamdır. Evet, kalktık. Temiz kalktık. Güzel kalktık. Yani şöyle bir geriye doğru bir dönüş hareketi yapacağım gençler. Maksat görün. İstasyonu da şöyle bir göstereyim size. Mesela şu an bir oyuncuyu görsek şu platformun üstünde şöyle minicik karınca gibi gözükür herhalde. Bak bir gemi de geliyor başına da. Elemanın biri de yerleşiyor. İniş yapacak herhalde o da. Evet, biz ufaktan bir tane görev alalım. Gidip biraz aksiyona girelim. Oh, Crime 2. Maşallah. Şuradan var mı insan gibi görev ya? Yok. Mecburen personal'da bize biraz suç katacak görevlerden olacağız. Mercenary. Eliminate a problem. Yela'da bir eleman varmış. Güzel. Güzel. Haritamızı da açtık. Crusader gezegeninin Yele uydusunun olduğu yerde. Şuraya bir rota alalım. Tamam. Şekil niye böyle abuk sabuk çizdiğini ben size göstereceğim. Evet. Işık hızına geçiş yapabiliriz artık. Ufak. Haydi bakalım. Diyoruz. Aa dur. Vitol moddan çıkartalım. İniş takımlarını da kapatalım. Evet.
Işık hızına geçiyoruz gençler yani. Quantum Drive'ı çalıştırdım. Ben ışık hızı diyeyim, söyle anlayın. Bam! Biraz dışarıdan gösterebilirim. Hızlı bir şekilde yaklaştık. Bu karşımızdaki gezegen süs değil, inebiliyoruz. Oyunda gördüğünüz bütün bu gezegen, gerçi bu uydu, gezegen, uydu vesaire hepsine binilebiliyor gençler. Yani inilebiliyor, hepsine inilebiliyor. Gezegenlerin, uyduların hepsine aynı şekilde inilebiliyor. Şimdi bizim gitmemiz gereken yer burada, ancak gezegenin arkasında kaldı. O yüzden ne yapacağız? Böyle bir hareket yapacağız yani. Böyle bir gezegenin etrafından mini bir ışık hızı atlaması diyeyim, ya da böyle bir kuantum çalıştırması yaparaktan şöyle gezegenin arkasına döneceğiz. Çünkü hedef arkada kaldı. Bu arada gemi çok karışık. Ay başkan, bunu kontrol etmesi çok zor olur. Değil. Değil. Ben 5 günlük pilotum. Grimex. Grimex'e inebiliyoruz. Neyse, oradan manuel gideriz zaten. Haydi bakalım. Son atlayışımız bu. Artık mevzuya gireceğiz. Asteroid kuşağına geldik ya. Eyvah eyvah. Bir de gezegenin karanlık aynen. Güneşin vurduğu taraf da değil. Ulan taşlar da gözükmüyor. Eyvah eyvah. Neyse. Yapacak bir şey yok. Dikkat edemez. Tabii gezegenlerin oryantasyonları çok önemli. Mesela şu an güneş arka tarafta kaldı. Ön tarafta kalsaydı burada böyle rengarenk görecektiniz burayı. Adamlar onu da koymuşlar gençler. Sıkıntı yok, biraz açıktan. Ben buraya en son geldiğimde güneş şu baktığım yönden vuruyordu. Bu taşların hepsi pırıl pırıl parlıyordu, asteroidlerin. Biraz basacağım gençler. Sabitle şunu ya. Düşürmez. Oo, dur sabitleme. Vazgeçtim. Yaklaştık çünkü. Bu arada suçlu olacağız. Hani bir nevi korsanlık görevi gibi bir şey bu ama aksiyon olsun. Bir şey olmaz. Suçu temizleriz. Yavaşlat gemi. Çok hızlıyız. Çok G kuvveti yiyorum. Geçmeyelim de şimdi, target tam oradadır falan. Çıktım. Tamam. Gel buraya. İki binin altına inmem lazım ki silahlarım. Şimdi vurur artık. Gideceği yöne doğru sürüyorum ki gençler. Aman aman, üstüme indirdi. Çok güzel. Çok güzel. Hah. Kriminal de geldi. Kaç olduk ya? İyice oh oh 4. Bu 5 oldum. İstasyonlar falan saldırabilir artık bana gittiğimde. Belli olmaz. Başka oyuncular da saldırabilir artık. Çünkü ben daha önceden de bir iki yaramazlık yaptım. Biraz kolay bitti ama ya. Adamı fena temizledik. Var mı bakayım, bir tane daha bir görev yapalım ya. Artık zaten crime'ın dibine vurduk. Varsa bir tane daha yapalım ya. Ölsünleri.
Hadi bunu da yapalım. Ne kadar uzakta? Oh, 37, güzel. Buna gerek yok. Çok kolay oldunuz be oğlum. Biraz aksiyon yapın lan. Ay ay ay. Oo, çarpacak, dur. Aman. Uzayda çarpışma. En nefret ettiğim şeylerden biri. Onun şeyi var ya. Koruması var galiba. 3 bin önceden. Yaklaşacağım. Sağlamıyorum şu anda. Bilerek yavaşladım gençler. Çarpmayayım diye. Ama gelme üstüme ama. Kamikaze pilotu gibi mübarek ya. Git lan. Bu hastası. Git lan şuna füzeyle ya. Benle mi uğraşacağım? Geber. Aha. O arkadaş biraz güzel kapışıyor. Yordu. Yordu. Savaştı. Olsun. Aksiyonu bol video oluyor. Seviyorum aksiyonu. Herif gelip kafa atıyor gemime ya. Bu neler arkadaş ya? Baka mısın ya? Etrafta taşmaş yok değil mi? Çakmayalım gemiyi bir yere. Aha, çıktım. Gel hadi gel. Etrafı da göstereyim gençler. Çatışmada olduğum için kusura bakmayın. Manzarayı izletemeyeceğim. Oğlum kamikaze misiniz? Manyak mısınız? Ruh hastası mısınız ya? Ben şuna. Sık 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 sık. İşte bu kadar. Harika. Oh, biz artık crime'den şey olduk anasıydım. Korsanlığın dibine vardık zaten. Neyse. Okey gençler. Ben burada duruyorum. Manzaramız da şu kul ha. Vallahi manzaramız da şu kul. Şu gemiyi düzelteyim şöyle. Yok evladım öyle değil. Sen böyle uçacaksın. Tamam. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.